Örgülü Grup'tan Şeker Mahallesi'nde 96 dairelik modern konut projesi. Sosyal yaşam alanlarıyla hayatınıza değer katıyor. Ey canımın sahibi yar, sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var? Pir böyle söylüyor. Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun. Derdimi seviyorum, biliyorum ki derdimi seven de beni seviyor. Seven sevdiğinin nazını ölçüyor. Sevilen çekmesinde neylesin? Pirim huzurundan sevgiler, saygılar ve selamlar gönderiyor. Ve haseten gurbetçilerimizde hasretle kucaklıyoruz. Hepinize hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli izleyenler, bugün çok önemli bir konuğumuz olacak. Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ramazan Altuntaş hocamız bizimle beraber olacak. Kıymetli hocamızla içinde geçtiğimiz imtihan dünyası, sabır ve musibet, oruç ve sabır, oruç ve takva ilişkisini, orucun ahlaki nasıl olmalı, genel manada bir değerlendirmelerde bulunacağız. Güzel bir sohbet olacağı kanaatindeyim. Tabii her zaman olduğu gibi programımıza geçmeden önce kelamların en güzeli olan Allah'ın kelamıyla programımıza başlıyoruz. Bugün bizlere Nemi suresinden ayeti kerimeleri tilavet edecek olan kıymetli hocamız Cevdet Akan Nuraniye, Havzan Nuraniye Kur'an Kursu yöneticisi. Şimdi söz Kur'an'ın. Buyursunlar efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men ca'a bil hasenati felehu hayrun minha وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإن
إنما يهتدي لنفسي ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. آمنا وصدقنا. Evet, kıymetli Cevdet hocamıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim okunan Kur'an-ı Kerimleri anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza tatbik edebilmeyi, anladıklarımızla amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Konumuza dönüyorum. Bugünkü konumuz Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ramazan Altuntaş bizimle beraber. Kıymet hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ahmet hocam, sağ nasılsınız olun. Hocam? Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah. Allah iyilikler versin. Hocam Ramazan ayı nasıl gidiyor? Ya Ramazan ayı rahmet çok güzel tabii, rahmet ayı. Maneviyatı yüksek olan bir ay. Tabii kadri kıymetini bilmek gerekiyor. Bilirsek Ramazan'dan istifade ederiz. Ama bilemezsek diğer günler gibi gelir geçer gider diye düşünüyorum. Evet, hocam çok sevinçliyiz. 11 ayın sultanı üzerimize geldi. Rahmet ayı, mağfiret ayı üzerimizde. Fakat bunun yanında hüzünlüyüz. İçimiz buruk. Malumunuz 1,5 ay önce bir deprem ve akabinde de sel felaketiyle ülkemiz karşı karşıya geldi. Dolayısıyla onlara hem dua ediyoruz hem de onunla ilgili duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle acıları yaşatmasın. Bu manada hocam duygu, düşünce, temenniniz ve dualarınızı almak isteriz kıymet hocam. Ne buyurursunuz? Teşekkür ederim. Tabii birkaç sene pandemiyle uğraştık. Bütün bir dünya bununla ilgilendi. Daha sonra İşte bu deprem hadisesiyle karşılaştık, sel afetiyle karşılaştık, doğal afetlerle yüz yüze geldik millet olarak. Birçok vatandaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Evet. Cenab-ı Hak kendilerine rahmet eylesin. Bu deprem felaketinde ve sel felaketinde vefat eden kardeşlerimizle birlikte elbette yaralılarımız oldu. Acılarımız var yoğun bir şekilde. Ben yaralanan depremzede kardeşlerimize de buradan acil ve kamil şifalar Cenab-ı Hakk'ın ihsan etmesini niyaz ediyorum. Rabbim bütün bir yeryüzüne sükunet versin. Amin. Kalplerimize sekinet versin. Kazançlarımıza, sağlığımıza, sıhhatimize bereketler versin. Ülkemizi ve bütün bir İslam alemini görünen, görünmeyen her türlü bela ve musibetlerden muhafaza eylesin. Tabii millet olarak bu acılar karşısında toparlanma, kendimize gelme, birliğimizi, beraberliğimizi sağlama, aynı imana bağlı olma, aynı tarih bilincine bağlı olma, aynı medeniyetin mensupları olma konusunda bizi yeniden kardeş kılma, yeniden birbirimizin değerinin çok değerli olduğunu, kıymetini bilme gibi sebepler hasıl oldu ümmetimiz, milletimiz arasında da. Milletimizin vicdanı adeta harekete geçti. Elhamdülillah. Hani bir batılının ifade ettiği gibi, bizim gibi ülkelerde diyor, bu tip felaketler yaşandığı zaman insanlar felaket bölgesinden kaçarlar. Ama ben baktım ki Türklere
adeta ölümün üzerine, felaketin üzerine atlıyorlardı, koşuyorlardı. Bir seferberlik ruhu halinde hareket ettiler. Ne mutlu hocam. Gerçekten de öyle oldu. Şu anda 85 milyon insanımız, ülke insanımız, fakiriyle, yoksuluyla, zenginiyle herkes büyük bir fedakarlık içerisine girdi. Ekmeğini, aşını paylaştı. Bedenini, gücünü paylaştı. Benim ne gibi katkım olabilir şeklinde düşünerek depremzede kardeşlerine karşı, sel felaketine maruz kalan kardeşlerine karşı seferberlik ruhuyla hareket etti. Zaten milletimizin bu âli cenap ahlakı her dönemde bu şekilde oluyordu. Düşünün, sadece bu bize dokunan bir acı oldu ama daha önce de dünyada, İslam ülkelerinde veya Batı ülkelerinde, fark etmez nerede olursa olsun, savaşlar, depremler, doğal afetlerle yüzleştiği zaman o ülke halkı, bizim insanımız, hayırsever insanımız sınırları aşarak dünyanın dört bir tarafına yardımları ilettiler. Onların gönüllerine dokundular, acılarını paylaştılar. Tabi bu nereden geliyor? Belki bizi anlamayan insanlar, nasıl oluyor da bu şekilde bir paylaşma ahlakı, dayanışma ahlakı, yardımlaşma ahlakı kendisini gösteriyor diyenler, dinimizden geliyor, dinimiz bunu emrediyor. Ve teavenu alel birri ve takva buyuruyor Cenab-ı Hak. İyilikte ve takvada yarışın diyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam, doğuda bir Müslümanın ayağına bir diken batsa, batıdaki Müslüman bunun acısını işitmelidir diyor. Buralardan geliyor ve yardım ederken de insanların dinine, imanına, milletine, meşrebine bakılmıyor. Evet. İnsan olarak bakılıyor. Bu nereden alıyor? Hani hatırlarsınız, bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahabeyle birlikte otururken önlerinden bir cenaze geçiyormuş, ayağa kalkmışlar. Demişler ki cenaze için saygı, ayağa kalkılıyor. Sahabe diyor ki, ya Resulallah, bu bir Yahudi cenazesidir dediklerinde, olsun diyor, insan değil mi? Allah. Bakın, insan değil mi? Biz millet olarak böyle bir milletiz. Gerçekten iftihar edilecek bir milletin evlatları olmamız açısından da buna memnunuz. Hocam bir parantez açayım. O kadar alicanip bir milletiz ki, yani bu felaketlerde birlik ve beraber olma, seferberlik müthiş, elhamdülillah. Bu manadan dolayı Türk milletiyle, Müslüman kardeşlerimize gurur duyuyoruz. Müftülükteyim hocam. Evet. 78 yaşlarında, böyle hani beli bükülmüş, pirifani derler ya, böyle iki büklüm bir teyzemiz geldi fetva bölümüne, elinde bir poşet. Depremin ikinci günü hocam, dediği şu: oğlum, gönderecek bir param yok, maddi imkanım yok, gücüm yok ki oraya gideyip de ellerimle orada enkaz kaldırayım. Lütfen şunu yetkililere siz ulaştırın, şu yardımımı lütfen kabul buyurun. Nedir teyzem dedik? Bir küç patik, birkaç yünden örülmüş çorap hocam, bunu kendim ördüm dedi. Daha önceden örmüş. Bakın hocam, bunu buradan Hatay'a veya diğer yerlere göndermemizi istedi. Ne kadar güzel hocam ya. Akşam bir haber vardı hocam. Diyanet televizyonu verdi. Mekke'de, Harem-i Şerif'te o hizmet eden, orayı temizleyen temizlikçilerin aralarında bir yardımlaşma, dayanışma, para toplayarak deprem bölgesine gönderdiklerini söylediler. Yani bu bizim ülkemizde de, tabii ülkemizin dışında da bu tip hareketlerin çok güzel örnekliklerini gördük. Biz işte Azerbaycan'dan gördük, başka ülkelerden gördük. Milletimizde bu ruh hala var. Elhamdülillah. Dayanışma ruhu, bir bencillik değil, bir maddeperestlik değil. Gerektiğinde büyük bir fedakarlık ve bir hasbilik ahlakı var bizim milletimizde. Hani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak malumunuz, ve yut'imune ta'ama ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. Yani onlar kendi canları çeke çeke ya da ihtiyaçları olmasına rağmen diyor, fakire, yoksula, yetime yedirirler ve arkasından da biz bunu yani ne teşekkür için cezan ve la şükura diyor, ne bir karşılık ne bir teşekkür bekleriz. Sadece sırf Allah'ın razı etmek adına bunu yaparız.
Yani bu rızayı bari dediğimiz ahlak ne kadar güzel nerede şey. Vardır? Yani çok muhteşem bir şeydir. Evet. Karşılıksız bir şeydir. Allah'tan beklemektir ve milletimizde bu hasbilik ruhunun hala olması, hesabilikten uzak bir ahlaka sahip olması övünç vesilesidir. Ve bu tabii ki bu ahlak kıyamet sabahına kadar devam edecektir. İşte içinde bulunduğumuz Ramazan ayları, ibadette yoğunlaştığımız evet. bu günlerde ahlaki açıdan insanı kamil derecesine ulaşma gayreti içerisinde olan Ramazan Mektebi'nin öğrencileri diyelim biz bu anlamda, bu güzellikleri zaten hep taşıyacaklar. Hep kıyamet sabahına kadar millet olarak bunu göstereceğiz. İnşallah bu aziz milletimizin, hepimizin başına gelen bu musibetten de ders çıkaracağız. Daha da olgunlaşacağız. Daha birbirimize sıkı bir şekilde sarılacağız millet olarak. Bu dayanışma ruhunu, yardımlaşma ahlakını da göstereceğiz diye evet. inanıyorum. Kıymet Hocam, Pir'in huzurundayız. Tabii Konya'dan şu anda yayınımız deprem bölgesinde yaklaşık 14 yerden kıymetli evet. hocam. Canlı yayın olarak KONTV şu anda oralara veriliyor hocam. Evet. Buradan aktarılıyor. Evet. Kanal 42'de veriyor. Hakeza ulusal kanal olmamız hasebiyle dünyanın dört bir yanına sesimiz ulaşıyor. Tabii Pir'in önündeyiz. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Pir'in önünde olmamız hasebiyle o da şöyle söylüyor hocam. Eğer bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dön, benim büyük bir derdim var deme, derdine dönüp de ki benim büyük bir Rabbim var de diyor. Evet, evet. Elhamdülillah bizim Rabbimiz var hocam. Evet. Yani ey canımın sahibi yar, sen benimle olduktan evet. sonra kaybettiklerimin ne önemi var? Evet. Rabbimiz var hocam bizim elhamdülillah. Evet, evet. İşte onu diri tutmak. Hani vezkur rabbeke izâ nesîte diyor Cenab-ı Hak. Unuttuğunuz zaman Rabbinizi anın diyor. Yani zikir halinde Müslümanın olması gerekiyor. Her an zikir dediğimiz şey sadece Allah Allah demek değil malum. Zikir her an Allah'la birlikte olma halidir. Harika. İşte namazımız bir zikirdir, orucumuz bir zikirdir, sahurumuz bir zikirdir, seherimiz bir zikirdir, imsakımız, zekatımız, sadakamız, Kur'an okuyuşumuz, ne bileyim İslami ilimleri tahsil etmemiz, bir Müslümanın ihtiyacını karşılamamız her an zikir halinde olduğumuzu gösterir yani bizim. Biz tabii ki ona inanıyoruz, ona dayanıyoruz. Hani Akif'imizin dediği gibi evet hocam. Allah'a dayan, saye sarıl, hükmüne ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Yani biz Allah'a dayanıyoruz, ona tevekkül ediyoruz. Onun o güç olduktan sonra başka güçlerin hiçbir anlamı yok. Sanal güçlerin bir anlamı yok. Ve o da bizim yanımızdaysa, bize destek veriyorsa ki verdiğine inanıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçen birçok ayette اِنَّ اللّٰهَ مَا اَصَّابِر۪ينَ اِنَّ اللّٰهَ مَا الْمُتَّق۪ينَ Yani Allah hep böyle güzel faaliyetlerde bulunan kimselerin yanında olduğunu, birlikte olduğunu, ona destek çıktığından bahsediyor. Ve rahmet ayı evet. da buna bir vesile olacak öyle değil hem mi de, hocam? Yani bizi rahatlatacak Allah'ın izniyle. Tabii. Bu manada ne söyleriz hocam? Yani rahmet ayının hem Kur'an ve hem de hadis-i şeriflerde fazileti ve bu manada içinde geçtiğimiz bu süreçte Müslümanları rahatlama ve müjde manasında kitabımız ve Allah'ın elçisi bu konuda neler buyuruyor hocam? Ne söylersiniz? Teşekkür ederim. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de orucun farz kılınışıyla ilgili bir evet. ayet-i kerime var. Bakara suresi 183. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kütübe aleykümüs sıyamu kema kütübe alellezine min kablikum. Yani oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Leallekum tettegun. Umulur ki Allah'a karşı olan sorumluluklarınızı yerine getirirsiniz diyor. Şimdi oruç ibadeti Mehmet Hocam efendim, hem başında bir sıyamdan bahsediyor, savumdan bahsediyor, sonu da takva ile özdeşleştiriliyor. Şimdi biliyorsunuz savum, sıyam demek aslında korumak, korunmak, engellemek manasına geliyor. Bir şeyden engellemek, mümini engelleyici bir pozisyonu var bu anlamda. Peki sonundaki takva nedir?
Takva da öyle. O da korunmak, aynı şekilde korumak manasına geliyor. İşte Ramazan ayı aslında neticesi itibariyle bize takva sahibi olmayı öğretiyor. Tabii takva, Ramazan ayına bu anlamda takva mektebi diyoruz. Takva nedir? Takva demek ki müteyakkız olmak, alimlerimizin dediği gibi uyanık olmak, farkındalık bilincine sahip olmak, helal ve haram duyarlılığına sahip olmak. Takvanın Elmalılı merhum Hak Dini Kur'an Dili tefsirinde üç anlamının olduğundan bahseder. Bunlardan birisi der, her türlü şirkten, küfürden bir Müslümanın uzak kalmasıdır. İkincisi de günahlar karşısında günahın büyüğüne ve küçüğüne bakmadan kime karşı işlendiğine bakarak duyarlı olmak. İslam'a girdikten sonra o İslam'ımızı koruma konusunda azami derecede dikkat sarf etmek. Yani bunu hem sözlerimizle hem davranışlarımızla göstermek ki burada elfaz-ı küfür dediğimiz ya da ef'ali küfür dediğimiz, yani insanı İslam'ın dışına atacak olan davranışlardan Müslüman'ın uzak durması. Bir üçüncüsü de kalbimizi bizi Allah'ı anmaktan alıkoyacak meşgalelerden uzak kılmaktır diyor. Yani takva bilinci böyle bir şey. Hani i̇şte, Aleyhisselatü Vesselam işaret ediyor ya, takva hahuna, hep buraya işaret ediyor. Evet, takva evet. buradadır evet. diyor, kalptedir diyor. Yani demek ki kalbi bir değişim, içsel bir değişime ihtiyacımız var. Bunu işte Ramazan ayı bize sağlıyor. Adeta arınma ayı diyoruz ya evet, Ramazan ayına, bizi arındırıyor. Her şeyde, bütün kötülüklerden. Hani eskilerin emrazı batıniye dediği, batıni hastalıklar dediğimiz şirk, küfürden, gıybetten, hasetten, fesattan, bencillikten, açgözlülükten, yani bütün bunlardan bizi aslında alıkoyuyor ve ahlaki hasene dediğimiz güzel bir ahlak sahibi bir Müslüman olmamızı bize kazandırıyor. Tabii bunu yaşayanlar evet. bilir ve bu da oluyor, mutlaka etkisi oluyor. Belki bu açıdan hocalarımız hep anlatmışlardı burada ama hani Gazali'nin bu oruç tutanları bir tasnifi vardır. Hani bir sınıflandırması vardır. Bunu üçe ayırarak anlatır. Oruç tutanları üçe ayırarak anlatır. Bunlardan birisi der, avamın orucu der. Evet. Yani avam daha çok işte midesine ve tenasül uzvuna oruç tutturur. Yani onun dışında beş duyu organı, yani her türlü günah vesaire gibi şeyler kullanır. Ve bunlarla ilgili de der, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hani nice oruç tutanlar vardır ki ya. Onlara kar olarak sadece sabahtan akşama kadar aç ve susuz kalmalarıdır. Başkası elde edecekleri bir şey yok. Allah korusun. İkincisi havasın orucu der, biraz daha seçkinlerin orucu der. Bunlar aynı zamanda hem midelerine hem tenasül uzvuna hem beş duyu organına oruç tutturan kimselerdir. Yani gözüne, kulağına, ayağına, her türlü haramdan, uzak, masiyetten tüm uzak tutanlardır. Oruç tutuyor. Bütün uzuvlarıyla oruç tutanlardır der. Bir üçüncü derece daha vardır ki, işte hassul havas der buna da. Bunlar bütün bu organlarına oruç tutturdukları gibi kalplerine de oruç tutturanlar. Allah'ın yani kalplerinden Allah'ımızın razı olmayacağı hiçbir düşünceyi, hiçbir fiili adeta geçirmeyen kimselerdir. Her an Allah'la birlikte olan kimselerdir ki zaten biz bunlara salih kimse diyoruz. Salih ne demektir? Görüldüğü zaman Allah akla gelen kimse demektir. Ve bunlar işte ricalullah'tır. Yani Allah adamı dediğimiz insanlardır. Kendisini Allah yoluna adamıştır. Elinden ve dilinden insanların zarar görmediği kimselerdir. Cemiyetin hayrına koşanlar, iyiliğine koşan insanlardır bunlar. Bunlar hep var olurlar cemiyet hayatında. Cenab-ı Hak bunları var kılar. Çünkü örnek bir Müslüman inşa ederler. Hani ben şuna benzetiyorum bunu. Hani Cenab-ı Hak her 100 senede bir müceddit gönderirmiş evet. ya hadislerde geçtiğine göre Efendimiz'den. Ne demektir bu? Yani dini yorgunluğumuz arttığı zaman ya da dini hayatımızın bidat hurafeyle karıştığı zaman dindarlığımız adeta sulandırıldığı zaman gerçek anlamda rayından çıkan dindarlığımızı rayına oturtmak anlamında örnek olan
Yani peygamber varisi alimleri, ulemayı, sulehayı var kılıyor. Ve bununla birlikte ben ilmiyle amil olan, aynı zamanda bu tip örnek Müslümanların da cemiyet hayatında hep olacağını, Allah'ımızın bak işte bunun gibi olacaksın. Hani Efendimizin hadislerinde vardır. Hani cennetlik görmek istiyorsanız falana bakın, filana bakın diyor ya. Yani ben yine inanıyorum ki bu cemiyetlerde de cennetlik görülecek insanlarımız vardır. Yani hocam, görmesini bilenler, bakmasını bilenler bunu bilir. Hep örnekler hiçbir zaman eksiltmiyor Cenab-ı Hak cemiyetimizde. Kıyamete kadar devam edecek. Devam edecektir bu. Kıyamete kadar her toplumda olacaktır. İşte bakın diyor Cenab-ı Hak, falana bak, filana bak. Nasıl Müslüman olman gerekiyorsa ona. Tabii ki önce Hazreti Peygamber'e bakacağız. Bizim örneğimiz, modelimiz o ama işte o Muhammedi meşrebi, o Muhammedi sireti yaşantısıyla, efaliyle, elfazıyla, fiilleriyle de örnek olarak gösteren numune-i imtisal dediğimiz şahsiyetlerde cemiyet hayatımızda hiçbir zaman da eksik olmayacaklardır. Hocam bir VTR'mize geçeceğiz ama biraz önceki kullandığınızı tekrar etmek istiyorum. Üç kısım vardır ki onlar oruçlar. Bir avamın orucu, ikincisi havasın orucu, üçüncüsü de hasul havas dediğimiz artık hem midesine hem sair uzuvlarına ve en önemlisi de kalbiyle de sürekli Allah'la meşgul olan. O zaman şöyle dua ediyoruz hocam. Rabbim üçüncü şıktaki kişilerin oruç tuttuğu gibi bizlere de oruç tutturmayı nasip eylesin inşallah. Amin inşallah. VTR'ye gireceğiz hocam. Ondan önce bir hatırlatmakta bulunmak istiyorum. Sahur programında Arz'ın diyarından umre çekilişli bir sorumuz oluyor hocam. Öyle mi hocam? İzleyicilerimiz merakla onu bekliyor. Her gün bir soru soruyoruz. İmsaka kadar cevaplar alınıyor. Noter huzurunda Ramazan'ın sonunda inşallah bir çekilişimiz olacak. O kura'da çıkan kardeşimiz de inşallah Mekke'yi mükerremeye hocam, umre ödülü onu göndereceğiz. Merakla bekliyorlar ama ilerleyen saatlerde, dakikalarda inşallah o sorumuzu yansıtacağız ekrana. Ama soruya geçmeden önce halkın arasında idik. Kıymetli hocamıza hem selam hem dua hem de bir soru gönderdiler. Şimdi VTR'yi izleyelim. Merak ediyoruz acaba Profesör Doktor Ramazan Altuntaş hocamıza nasıl bir soru yönelttiler? Şimdi VTR'yi izliyoruz. Ramazan Altuntaş hocama bir sorum olacak değerli hocama. Cevaplarsa çok sevinirim. Ramazan ayı neden Kur'an ayıdır? Allah ondan razı olsun. Ramazan ayı maddi ve manevi olarak bize neler katmıştır? Bugünleri gösteren Rabb'ime hamdolsun. Allah herkesten razı olsun. Teşekkür ederim. Evet kıymetli hocam, kardeşimize teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet, güzel bir soru yönettiler. Bu manada ne buyurursunuz biz hocam? Biz de çok teşekkür ederiz kendilerine. Evet, Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an'ın doğum ayıdır diyoruz. Kur'an-ı Kerim bildiğiniz gibi 610 yılında miladi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ramazan ayının 27. gecesi Allahu Alem diyoruz. Hira Nur Dağı'nda Alak Suresinin ilk ayetleri inmeye başladı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de zaten buna işaret ediyor. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ânü hüdellin nâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel furkân diye geçiyor. Cenab-ı Hak bütün bir insanlığa hidayet rehberi olarak ve hakla batılı birbirinden ayıran, yani beyineler olarak Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında indirdik diyor. Yani açıkça bu ifade ediliyor. Yine Hazreti Peygamber aleyhisselam şunu biliyoruz ki özellikle Ramazan ayında Cebrail aleyhisselamla birlikte karşılıklı baştan sona inen ayetleri okuduklarını, yani Cibril-i Emin'in okuduğunu, buna karşılık Peygamber Efendimiz'in de ona mukabelede bulunduğunu, zaten mukabele dediğimiz, karşılıklı okuma dediğimiz bu gelenek de buradan geliyor. Yani bu mukabele usulünden geliyor. Dolayısıyla
Müslümanlar da Ramazan ayı geldiği zaman gerek camilerimizde, gerek evlerimizde, gerek iş yerlerimizde herkes hatmi şerif indirmekle meşgul, Kur'an okumakla meşgul oluyorlar. Belki burada birkaç hususa da işaret etmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi merhum Aliye İzzet Begoviç'in Doğu Batı arasında İslam kitabında İslam'la ilgili bölümünde şöyle bir değerlendirmesi var. Diyor ki İslam aleminde Kur'an-ı Kerim işte güzel okuma faaliyetleri var, yarışları var bu konularla ilgili. Hatta Kur'an nasıl anlaşılmalı diye uzun uzun sempozyumlar yapılıyor, çalışmalar yapılıyor da hiç kimse ya bu Kur'an-ı Kerim nasıl uygulanacak diye çalışma yapmıyor diyor. Ya bir şeye dikkatimizi çekiyor. Bakın diğerleri lüzumsuz değil. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim okuma konusunda güzel Kur'an okuma yarışmaları yani bunlar evet. Güzel şeyler olmakla birlikte yine bu Kur'an-ı Kerim nasıl anlaşılacak, nasıl anlamamız gerektiği konusunda yani muhteşem sempozyumlar, çalıştaylar yapılıyor ama bu konuştuğunuz şey diyor nasıl uygulanacak Kur'an-ı Kerim? Onun üzerine hayatımıza nasıl taşınacak? Kim niye bunu konuşmuyor diyor. Çok güzel. Çok yani maniler. Esas olan bu değil mi? Kıymet hocam dün de konumuz vardı. Kısmi olarak bu konulara değindik. Mesela şunu söyledik. Düğünlerde Kur'an-ı Kerim başta okunuyor. Ne mutlu. Evet. Market açılıyor. Başta Kur'an-ı Kerim tabii, okunuyor. Evet. Fabrikanın temeli atılıyor. İlk temeller atılırken Kur'an-ı Kerim okunuyor. Burada doğru ama halkımızdan birisi de şöyle sordu. Hocam amenna ve sadakna diyor. Fabrika temeli atılırken Kur'an-ı Kerim okunuyor. Okunan kari de ayetlerde şunu söylüyor. Faiz yemeyin, haram yemeyin, evinize haram lokma götürmeyin, evet. Ticaret ahlakına dikkat edin derken neden girişteki Kur'an-ı Kerim gelişme ve sonuç bölümünde fabrikaya neden girmiyor, neden uygulaması yok diye halkımızdan çok önemli bir soru geldi hocam. Çok önemli dediğiniz. Çok güzel. Yani evet. Ya bu bir problem. İslam dünyasının problemi. Maalesef bu konuda asıl çalışmaların yapılması gerektiği kanaatindeyim. Ben Ramazan ayında tabii ki Kur'an okumak faydalı ibadettir. Sevap getirecektir. İkra'ul Kur'an fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an le ashabihi. Kur'an-ı Kerim'i çok okuyun. Kur'an-ı Kerim okuyanlara yarın kıyamet gününde Kur'an-ı Kerim şefaatçi olacaktır evet. diyor. Bunlar güzel şeyler ama bir de Kur'an'ın şikayetçi olacağından da bahsediliyor değil mi ayetlerde? Ramazan'da şikayetçi olacak tabii, oruçta, Kur'an-ı Kerim'de. Resul Aleyhisselam'ın dilinden Furkan suresinde geçen bir ayette yarın kıyamet gününde Peygamberimiz bu ümmetin Kur'an'ı mehcur bıraktığından, terk ettiğinden bahsedilecek. Buradaki terk etmekten kasıt aslında ya hiç okumamak manasında değil de yaşama aktarma konusunda yani terk etme anlamına geliyor ki yani bu da Kur'an'ın asıl indirilişini gölgelemek manasına da geliyor. Niye indi bu Kur'an-ı Kerim bize? Yani hayatımızı tanzim etmek için indirildi. Bir mesaj hayatımızı yönlendirmek için indirdi Cenab-ı Hak bunları. Dolayısıyla hiç olmazsa diyorum bu hatimleri okurken mesela günde bir cüz okuyoruz. Evet. Mümkünse muhtasar bir tefsirden Rabbimiz ne diyor bu okuduğumuz ayetlerde? Evet. Yani meal ve tefsirini birlikte okuyarak hem o açıdan da ayetlerin muhteviyatını tanıyalım, bize olan mesajını tanıyalım. Yani lafızla birlikte manayı da okuyalım diyorum. Zor yani. Bir şey değil. Evet, hocam. Zor bir şey değil bu. Fazla zamanımızı bu dönemde, da almaz. Şimdi akıllı telefonlarımız evet. var hocam. Evet. Hemen A'dan Z'ye dedelerimiz de teyzelerimiz evet. de var. Evet. Yani sadece örnek veriyorum. Furkan 15. ayet girdiği zaman meali, tefsiri, farklı yönlerden tefsiri evet. ve mealleri. Hocam imkanlar o kadar genişledi ki. Evet. Hatta ben şunu söylüyorum. Mazeretler öldü, başımız sağ olsun. Aynen öyle. Yani o kadar kolay evet. ki ulaşmak. Evet. Şu da hocam benim çok yani garibime gidiyor. Allah kabul eylesin. Yani bizler, babalarımız, amcalarımız, teyzelerimiz 50-60 yıldır namaz kılıyoruz. Yaş gelmiş 50-60'a. 50 yıldır Fatiha okunuyor namazlarda. 50 yıldır Fil suresinden aşağı okunuyor. Acaba bir gün yani bir Fil suresinden Nas'a kadar veya Fatiha suresinde Rabbim acaba bana hangi mesajları verdi? Hocam bunlara bakılsa iyi değil mi? Yani muhteşem bir şey. Evet. Şimdi şöyle düşünüyorum ben Mehmet Hocam. Buyurun hocam.
Şimdi Kur'an'la Müslüman'ın ilişkisi, yani Hazreti Peygamber aleyhisselam biliyorsunuz Mekke döneminde onun hayatında bir fetretül vahiy dönemi evet. yaşandı. Yani buna inkıtay-ı vahiy de diyor tefsir usulü kitaplarımız. Vahiy belli bir süre kesildi peygamberimize. Tabi bunun müddeti muhtelif, önemli değil. Hazreti Peygamber aleyhisselam oradan bir şey çıkarttı. Acaba dedi Rabbim bana darıldı mı? Hani bir hata mı işledik? Ya bana niye yani buna benzer kendi kendine bir şeyler söyledi. Yani bu anlamda yani küsme demeyelim ama yani neden darıldım? Acaba neden? Neden? Yani bunun nedenini aradı kesilmesin ama o onda bir metafizik gerilime de yol açtı ister istemez. Çünkü bir de şu vardı. İnen ayetleri Hazreti Peygamber aleyhisselam hem tabii ki kendi nefsimizde tatbik ediyoruz. Bir de cemiyete yani topluma duyuruyordu, tebliğ ediyordu. Yani Harem-i Şerif'te tebliğ ediyordu insanların bulunduğu ortamda. Bu tebliğ etme durumu düşünce ya da durunca hatta ne dediler? Muhammed'i çok ağır bir ifade kullandılar ama yani şeytanı terk etti gibi yani böyle bir karalama şeyde bulundular. Bu da peygamberimizi üzdü. Ve sonra tabi Duha suresinin gelişiyle birlikte yeniden vahiy başladı. Ben şuna benzetiyorum. Müslümanın evet. Kur'an'la olan ilişkisi, hani nefes darlığı çeken bir hastanın oksijen tüpüne olan ihtiyacı gibidir. Muhteşem örnek hocam. Yani evet. Müslüman her an, her gün aslında mutlaka Kur'an onun virdi olmalı. Kur'an onun zikri olmalı. En büyük zikir. Yani en büyük zikir. Bu sadece Ramazan ayına özgü bir şey olmamalı. Tabi Ramazan ayı belki Kur'an'la ilişkisi kopuk olan Müslümanların Kur'an'la ilişki kurmada bir miladı oluşturmalıdır. Olmalı. Ve bundan sonra da Cenab-ı Hak bu bedende yani bu bizi taşıdığı sürece gece gündüz mutlaka Kur'an'la ilişkili olduğu bir saatinin olması gerekir. Hocam parantez açabilir evet. miyim burada? Özür dileyerek, affınızı isteyerek. Hani dediniz ya bir müminin her gün bir virdi olmalı. Evet. Bu da ilk sırada Kur'an-ı Kerim olmalı. Evet. Kur'an-ı Kerim insanı evet. rahatlatıyor. Tabii. Psikolojik olarak insanı rahatlatıyor. İnsana huzur veriyor. Bir ayet-i kerime aklıma geldi. İzin alarak sizden okumak istiyorum. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا Hocam muhteşem bir ayet. Yani kim benim zikrimden, kim benim kitabımdan uzaklaşırsa, istediği imkanlara sahip olsa, istediğini yese, istediği şeyleri giyse, istediği mekanlarda otursa ama yine rahat edemeyecek, içinde bir huzursuzluk olacak. Bu manada da hocam ne söylersiniz? Evet, çok önemli evet. bir şey, mesaj yani Kur'an'ın mesajı. Kim Kur'an'dan yüz çevirirse, buradaki yüz çevirmek tamam, onu okumamak bir. İkincisi onunla okuduklarıyla amel etmemek. Evet. Yani Kur'an'la ilişkiyi kesmek. Demek ki böyle olduğumuz takdirde oradaki maişet dediğimiz şey sadece yani dünyevi şeyler değildir. Danka yani dank orada hani kafanın dank etmesi falan da deriz. Aynı zamanda insanın psikolojik anlamda bir gerilim yaşaması yani stres sıkıntı yaşaması manasına gelir. Peki bu olmayacak mı? Olacak ama hani sufilerin söylediği bir söz var. Gökten bela kar gibi yağsa anın adına aşk denir diyor evet. değil mi? Yani bütün olumsuzlukların içerisinde Müslüman aslında o aşkını ve şevkini kaybetmez. O bir direnç noktasıdır. Hani Hazreti Mevlana öyle söyler. Yani tasavvuf der, tasavvuf sıkıntı anında insanın ferahlık hissetmesidir der. Yani tasavvufu Hazreti Mevlana hı hı. diyor ki tasavvuf sıkıntı anında insanın içinde ferahlık hissetmesidir der. Hı. Demek ki sıkıntı anında işte ferahlık hissetmek dediğimiz şey Kur'an'la ilişkimiz olduğu sürece hem Kur'an'ın öğütlerini aldığımız, öğrendiğimiz takdirde sabır diye bir şey var, bir amel var değil mi? Sabır evet. ahlakı diye bir şey var. Sabır aslında pes etmek değil. Adeta metanet göstererek direnmek demektir. Tekrar ayağa kalkmak. Direnişi bize öğretiyor. Hani Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hak vasbir alâ mâ yekûlûne vehcurhum hecran cemîlâ buyurduğu gibi.
Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke dönemi. Yani bütün acılar, sıkıntılar var, dışlanmışlıklar var, sosyal, ekonomik boykotlar uygulanmış. Hazreti Peygamber'e karşı şiddet politikası uygulanıyor. Fiziksel saldırılar var, Müslümanlara karşı da var bu. Ve o bütün, bir de sözlü olarak onu itibarsızlaştırma girişimleri var. Psikolojik olarak baskı da var. Şair demeleri, sahir demeleri, Mecnun büyücü, demeleri, deli demeleri Hazreti Peygamber'e, fiziksel saldırılara karşı ne diyor Cenab-ı Hak? Vasbir, diren peygamberim. Alâmâ yegûlûne, onların söyledikleri şeylere karşı diren, umudunu kaybetme ve asla da pes etme. Vehcurhum hecran cemîle, ve onlardan en güzel bir şekilde hicret et. Buradaki hicret aslında yani ayrılmakla beraber, hayır, değil mi hocam? Farklılaş diyor. Ben öyle mana veriyorum. Evet, önemli hocam. Farklılaş. O toplumun içinde kal ama farklılaş. Oradaki hicret. Yoksa çantanı al, giyeceğini git, al, başka evine, yere terk, başka yere terk değil, et. Değil mi hocam? Habeşistan'a evet. Git demedi. Mekke'den Medine'ye de göç değil o yani. O toplumun içinde kalacaksın. Akidenle, itikadınla farklılaşacaksın. İbadetinle farklılaşacaksın. Güzel komşuluk ilişkilerinle farklılaşacaksın, aile hayatınla farklılaşacaksın, çocuklarının eğitimiyle farklılaşacaksın, ticari hayatınla farklılaşacaksın, göstereceksin. Yani diğer insanlara üsve-i hasene olduğunu göstereceksin. Aslında İslam aleni bir dindir, gizli bir din değil. Şimdi ayetler iniyor, bunu yaşantınla peygamber temsil etmezse toplumda insanlar teoriden ziyade pratik onları evet. Değil mi? Daha çok etkiler yani. Davranışlar etkiler. Şimdi biz de Mehmet Hocam Müslümanlar olarak tamam İslam'ı çok güzel anlatıyoruz. Lafoloji Müslümanlığına diyeceğimiz yok. Lafoloji hocam enteresan tabir. Yani çok güzel konuşuyoruz. Yani işin edebiyatını parçalıyoruz. Ha, edebiyatını çok güzel evet. Yapıyoruz ama yaşantıya gelince yoksa onun bir faydası yok. Onun için biz hem hal Müslümanı hem gal Müslümanlığını birlikte derleyeceğiz. Hani hep şunu okuyoruz değil mi? Hocalarımız da anlatıyor. Bizim İslam tarihi kitaplarımızda İslam'ın yayılış tarihiyle ilgili kitaplara baktığımız zaman hep şunu yazarlar. İslam efendim uzak doğuya, Tanzanya'ya, efendim Afrika'ya, Endonezya'ya, Malezya'ya İslam alimleri kanalıyla değil, Müslüman tüccarlar kanalıyla gitti diye yazıyor. Peki bu Müslüman tüccarlar İslam'ı bir alim kadar bilmiyorlar ama onların bildiği bir şey var. Yaşantılarıyla, sözlerinin eri olmalarıyla, ahde vefalarıyla, dürüstlükleriyle örnek oluşturuyorlar değil mi? Yani ticaretlerini dürüstlükleriyle, gıpta ahlakını oluşturuyor. Orada o da insan. O diyor ki ya bunlar ne güzel Müslüman ya. Oturup kalkmaları, yemeleri, içmeleri, ticaretlerindeki o dürüstlükleri, ahlakları. Ya sizin dininiz ne diyor o karşıdaki insan? Evet hocam o zaman reklamlardan sonra devam evet. Edeceğiz. Acaba o insanı o insan eden dürüstlüğün ana sebebi nedir? O insanı ihya eden ve inşa eden ana unsur Kur'an bağlamında konuşacağız. Evet. Ama kısa bir reklam, bir soluklanalım, bir çay içelim tamam. Hocam. Tamam. Reklamlardan sonra devam edeceğiz bu doyumsuz sohbete. Kıymetli izleyenler kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra doyumsuz sohbete Profesör Doktor Ramazan Altuntaş hocamızla devam edeceğiz inşallah. Şimdi sıra reklamlarda. Evet kıymetli izleyenler tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim oruçlarımızı, tüm ibadetlerimizi katında en güzel bir şekilde kabul eylesin. Pir'in huzurundan program yapıyoruz. Kıymetli bir konuğumuz var. İslami İlimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ramazan Altuntaş hocamız bizimle beraber. Doyumsuz bir sohbetini hep beraber dinliyoruz. Zaman kaybetmeden çünkü imsaka dakikalar kaldı. Hocama şu başlığı da sormak istiyorum, yarım kalmıştı. Kıymetli hocam, orucun ahlakı nasıl olmalı? O orucun içi nasıl doldurulmalı? Yani bir insan sahura kalktı, yedi, içti, ertesine kadar aç ve susuz kaldı. Oruç sadece bu mu hocam? Bundan kazanabilir miyiz? Yoksa oruç bizi
Bize ne yapmalı hocam? Nasıl bizi değiştirmeli? Bu manada ahlaki boyutuna da dikkat çeker misiniz kıymetli hocam? Teşekkür ediyorum. Değerli hocam, İmam-ı Gazali Hazretlerinin şöyle bir sözü var. Kaliteli dindarlık der, salt namaz ve oruçta değil, ahlaki değerlerin temsilinde ortaya çıkar der. Güzel. Aslında ibadetlerimizin nihai amacı nedir? Güzel ahlaklı, dürüst bir Müslümanı yetiştirmektir, değil mi? Yani bütün ibadetlerde namaz işte insanı her türlü kötülüklerden alıkoyar diyor Cenab-ı Hak. İşte zekat kelime anlamı arındırır manasına geliyor. Malla olan imtihanımızda bizi arındırmaya sebebiyet verdiğini, haccın her türlü yani manevi terbiye konusunda insanı eğittiğinden bahsedildiği gibi oruç ibadeti de insanı bu anlamda eğitir. Yani ahlaklı dediğimiz şey ne demektir bu ahlaklı? Şimdi Hazreti Peygamber aleyhisselam bir hadisi şeriflerinde yani oruçla ilgili olarak diyor ki birisi size sataşırsa yani kötü bir şey söylerse ona deyin ki ben oruçluyum. İnni saimun. Yani kendi nefsinizi koruyun bu anlamda. Bakın yine hilim diye bir şey var. Hilim ahlakı hilim. Dediğimiz bir şey. Ne demek? Hilmin zıttı cehalettir, cihil. Cihil insanda öfke patlaması demektir. Hilim de insanın öfkesini kontrol etmesi manasına gelir. Hocam kontrol adeta, etmesi diyoruz. Evet. Sorumuz hazırmış. Arzın diyarından tamam. Merak edilen sorumuz geliyor. Tabii. Umru ödüllü. Tamam. Sorumuzu alalım. Akabinde hemen devam edelim tamam. Hocam. Şimdi arzın diyarından soruyu hep beraber alıyoruz. Acaba hangi soru yöneltilecek? Kardeşlerimizi ekranlara başına davet ediyor ve hızlı bir şekilde cevaplarını WhatsApp yoluyla bizlere ulaştırmalarını da istirham ediyoruz. Şimdi arzın kalbinden acaba hangi soru geliyor? Çağları aşan kutlu çağrıya çağ turizm farkıyla icabet ediyoruz. Tecrübeli hocalarımız, deneyimli kadromuz ve sorunsuz hizmetimizle 14 günlük Şevval Umresi için sizleri de bekliyoruz. Çağ Turizm. Evet, Mekke'deyiz. Peygamber Efendimiz'in evi, doğduğu ev hemen arkamızda. Ama bugün Bilal-i Habeşi ile alakalı bir soru yönelteceğiz. Bilal-i Habeşi tabi Müslüman olduktan sonra, İslam dinine girdikten sonra birçok eziyet ve sıkıntı yaşamıştır. Ve bu süreçte gerçekten Hazreti Bilal'in imanındaki o dirayetine hepimiz gıpta etmişizdir. Şimdi sorumuz şu, Hazreti Bilal'i esirlikten, kölelikten hangi sahabe kurtarmıştır? Evet, sorumuz geldi. Hazreti Bilal Efendimiz'i esirlikten, kölelikten kurtaran sahabe kimdir? İnanıyorum biliyorsunuz bunu. Çok yakinen bildiğiniz ve tanıdığınız sahabe-i kiram. Bunu imsak vaktine kadar 0531-774-0151 WhatsApp numaraya cevap gönderirseniz kura için isminiz alınacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. Evet hocam, kaldığımız evet. yerden devam edelim. Evet, teşekkür ederim. Dakikalar kaldı imsakımıza. Evet, evet. Şimdi oruç nasıl tarif ediyoruz? İşte bir Müslümanın tan yerinin ağarmasından güneş batıncaya kadar yemesini, içmesini, her türlü nefsani arzularını men etmesi manasına geliyor. Şimdi düşünün siz, yemek yemek istiyorsunuz, oruçluyum diyorsunuz. Hayır. Efendim su ihtiyacınız hayır, diğerleri hayır. Diğer taraftan Hazreti Peygamber aleyhisselam
Yani oruçlu iken yalan söyleyen, yalan yere şahitlik yapan kimselerle ilgili bu tip şeylerin orucun faziletini ortadan kaldıracağından bahsediyor vesaire. Şimdi Müslüman demek ki sadece midesine oruç tutturmayacak demektir bu. Yani eline oruç tutturacak, vurmayacak, kırmayacak. Efendim kulağına oruç tutturacak, yalan dolan işler dinlemeyecek. Gözüne oruç tutturacak, efendim ayaklarına hayır yolunda kullanacak. Yani hep bunlar nedir? Aslında ahlaki açıdan bizi yetiştiren şeylerdir. Yani orucun böyle bir fazileti var. Ayrıca oruç ayı dediğimiz zaman işte yardımlaşma, dayanışma diyoruz. Efendim her Müslüman Ramazan ayı geldiği zaman bir bütçe oluşturuyor. Hatta zekatıyla, fitresiyle, sadakasıyla değil mi? Bu kimlere bunu verecek? Bir listeleme yapıyor vesaire. Yani bu bir fedakarlıktır. Bir aynı zamanda bir borcunu ödemedir. Şimdi namazıyla Ramazan ayında teravihiyle daha çok yoğunlaşıyor. Diğer beş vakit namaz, sahura kalkıyor, seherleri teheccüdle değerlendiriyor. Efendim zikirle, virtle, salavatla namaz, her türlü bütün bunlar aslında bizi yetiştiriyor. Ahlaki açıdan yetiştiren ibadetlerle yoğunlaşmadır. Bu açıdan Ramazan ayı güzel ahlak sahibi Müslümanları inşa etme bakımından da arayıp bulamadığımız kıymette her saniyesi, her dakikası çok değerli olan mübarek bir ay bu anlamda. Dolayısıyla Müslüman Ramazan ayında dediğimiz gibi her türlü kötülüklerin de bir nevi asgari düzeye indirildiği bir ay. Hani Peygamberimiz Aleyhisselam Ramazan ayı geldiği zaman işte cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur diyor. Tabiri caizse şeytanların zincire vurulduğu bir ay. Bu sadece görünmez şeytanların değil, görünen şeytanların da zincire vurulduğu bir ay. Düşünelim, Ramazan ayı gelince bütün radyolar, bütün televizyonlar, gazeteler Ramazan değil mi programları yapıyor. Ramazan sayfaları hazırlanıyor. Her tarafta bu var. Ve sanki bu menhiyat işlerinle ilgilenenler bile bir nevi bir tatile giriyor. Hocam, o konularda. Ramazan dolayısıyla kapalıyız. Kapalıyız diyor mesela. Yani bunlar nedir? Buna şahit işte, oluyoruz. Ramazan'ın yani değeridir ve yapılan getirileri bize. Getirileridir, kazançlarıdır diyelim. Yine mesela asayişle ilgili konularda en düşük Ramazan ayında suç işleme oranlarının en düşük olduğu ay olarak evet. anlatılır. Yani bunu istatistiklerden de öğrenebiliyoruz. Bu demek ki ahlaki açıdan hem bireyin ahlakı açısından hem toplum ahlakı açısından da iyi yönde bir gelişme var. Bütün bunlar işte Ramazan'dan elde edeceğimiz kazançlarımız olarak ortaya çıkıyor. İşte bunların başında da ahlak geliyor. Bakın biz oruç tutarız değil mi? Sıyam ne demekti? Tutmak manasına geliyordu. Aslında biz oruç tutarız, oruç bizi tutsun diye tutarız. Ve bizi de gerçekten tutuyor yani. Neden tutuyor? İşte kötülüklerden, masiyetlerden, günah işlemekten bizi alıkoyuyor oruç. Bu da bizim güzel bir Müslüman olmamıza, ahlaki açıdan zirve yapmamıza, gelişimimize, maneviyatımızın gelişimine de katkı sağlayan bir oruç evet. yani ayı olması açısından önemlidir diye düşünüyorum. Yani oruçta olduğumuz halde dediğimiz menhiyattan veya kötülüklerden uzak kalmadığımız zaman evet. sanki sadece aç ve susuz evet, başka işte bir şey Hazreti değildir. Peygamber'in nice oruç tutanlar var ki onlara kar olarak sabahtan akşama kadar aç ve susuz kalmalarıdır diyor. Yani karlar bak sevap yok. Kar aç ve susuz kalmak. Yani bir faydasını görmedin. Yani hocam yıllar önce yani öğretmenlik yaptığım yıllarda evet. orta kısımda derse giriyorum. Orucun faziletinden, güzelliklerden bahsediyorum. 12-13 yaşlarında bir evladımız hocam ben dedi Ramazan ayının orucunun gelmesini istemiyorum hocam dedi. Dedim evladım neden istemiyorsun sen? Hocam Ramazan ayı geldiği zaman babam dedi çok farklılaşıyor. Evi kırıp döküyor hocam dedi. Ben Ramazan'ın gelmesini istemiyorum dedi. Allah Allah. Hocam beni bu çok etkiledi. Yani bir Ramazan'la beraber evin reisi açlıktan, susuzluktan dolayı eşini eziyet ediyor, çocuklarına eziyet ediyor, çevresine eziyet ediyor. Böyle oruç olur mu hocam?
İşte bak, yani hani elimize, dilimize, değil belimize mi? Sahip olma ahlakını değil mi bize kazandıracak? İşte oruç dediğimiz şey bu. Yoksa oruç sadece yani aç susuzluk değil, davranışlarımızı değiştirmesi gerekiyor. Davranışlar değişmezse ibadetlerin hepsinin amacı bu. Hani haçla oruç çok birbirine benzer. Evet. Hani Hazreti Peygamber aleyhisselam, men hacce lillahi felem yerfuz velem yefsuk raca kevmi veledetü ummuhu diyor. Yani kim Allah için işte efendim dilini cinsel içerikli şeylerden, sövmeden, şundan bundan korumazsa, korursa efendim bedenini, yani davranışlarını da günah fiilleri yerine getirmekten korursa anasından doğduğu gibi tertemiz olur diyor. Fela rafete ve la fusuka ve la cidale fil hacc diyor ayette, evet. De kavga etmesin yok diyor bunlar. İşte. Bakın kavga olmayacak. Yani dilini hafzul lisan dediğimiz, yani dilimizi koruyacağız, bedenimizi koruyacağız. Bütün bunlar bizde neyi sağlayacak? İşte ahlaklı bir Müslümanlığı inşa edecek. Yani her fiil, bakın İslam aslında nedir diye sorsalar, belki onlara vereceğimiz cevap şu: İslam bir güzel ahlak sahibi bir insanı yetiştirmek. Çok güzel. Yani tek kelimeyle, belki tek cümleyle bunu söyleyebiliriz. Bu yoksa, bakın bugün bir ahlak erozyonu da yaşıyoruz yaşadığımız toplumda, maalesef. Değil mi? Yani en büyük kaybımız bu. Eğer bu kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, verdiğimiz zekatlar, hayır hasenatlar bizi güzel ahlak sahibi bir Müslüman olmaya yetişmiyorsa, o zaman bir düşünelim, nerede bir aksaklık var, nerede bir noksanlık var diye. Acaba abdestimizde mi problem var, namazımızda mı problem var, orucumuzdan mı bir problem var? Aslında bunlar bizi alıkoyuyor, bakın. Kötülüklerden alıkoyuyor. Namaz da böyle değil mi hocam? İnna salate tenha anil fahşai vel munkar. Yani hepsi böyle. İşte namazı öyle. Yani diyoruz ki falan adam var ya, bu işte şu kadar hacca gitmiştir, bu kadar umre yapmıştır. Beş vakit namaz, camiden çıkmaz ama nokta nokta Konya tabiriyle gidinin tekidir deriz Allah, yani değil mi? Allah korusun. Tam yerinde tabir. Yani öyle söyleriz. Niye değişmiyor bu Müslüman? Haşa, Allah mı yani öyle ters söyledi? Hayır. Yani mutlaka değişmesi lazım. Ha, değişiyordur. Ha, beterin beteri var diye bir söz var. Ya mutlaka bir faydasını görüyordur ama gönül istiyor ki ya bu beklenmez. Olmaması lazım. Yani Müslüman'da, güzel Müslüman'da heybetül İslam'ı taşıyan, İslam'ın heybetini taşıyan Müslüman bir şahsiyetin bu davranışı da bulunmaması lazım. Ne çocuğuna karşı, ne eşine karşı, ne komşusuna karşı rahatsız edici olmaması lazım diyoruz. Peki Müslümanlık hani bizi elimizden ve dilimizden insanları koruyacaktı? Koruması gerekir yani. Hocam şu durumda yani, dinimize zarar veriyor. Tabii ki tasfiye etmiyor. Belki şeytani bir cümledir de, ben şunun gibi namaz kılacağıma hiç namaz kılmayayım. O da doğru değil. Doğru değil tabii doğru ki. Doğru değil ama. Müslüman böyle de olmamalı hocam. İşte kötü örnek olmaması gerekiyor. Dine zarar veriyor hocam bu tipler. Asıl yani bu tipler dine zarar verdiğini görüyoruz doğru, biz. Doğru. Yani insanların İslam'la kendi arasına bir mesafe koymasına da sebebiyet veriyor. Yani İslam'ın temsilini iyi yapmamız lazım. Yani Müslüman, iyi temsil Müslüman. Bugün zaten temsil bizim yaşadığımız var. Temsil krizidir. Temsil yani krizi. İslam dünyasında temsil krizi. Yani temsil iyi yapabilsek, bak ne diyorum. Yani İslam'ı anlatacak derecede İngilizce, Fransızca, Farsça, her dilde konuşan insanlarımız var. Anlatıyor ama yani temsil etme noktasında yani örnekliklerimiz çok az yani. Ben şöyle düşünüyorum hocam. Yani yurt dışında veya sair ülkelerde bir Müslüman gece namazıyla, kıldığı nafile namaz, tuttuğu nafile oruçlarla değil, dürüstlük ve ahlakı ile İslam'ı temsil eder hocam. Aynen öyle. Zaten öyledir. Yani biz neden ihtida ettin diye gayrimüslim, daha önce gayrimüslimken evet. Müslüman olanlara soruyoruz. Mesela benim doktora tezim hidayet konusuydu. Birçok batılı müftediyle yani konuştum. Yani birisine şunu sormuştum. Neden Müslüman oldun diye bir Alman Müslümana. Dedi ki bana, ben dedi Almanya'ya göçmen olarak gelen
yani Afrika'dan, Türkiye'den, mağrip ülkelerinden Müslümanlarda şunu gördüm. Şimdi biz onların mesela kahveler var Almanya'da, şurada burada. Oraya vardığımız zaman hepsi buyur der. Hans gel, işte George gel, neyse. Yani buyur der ve mutlaka yanına oturtur, bir çay ikram eder, kahve ikram eder. Misafirperver ve cömert. Mutlaka bir şey verir yani, ikram eder. Nasılsın der, hal hatır sorar filan. Diyor ki bizim batıda böyle bir şey yok. Ya. Kimse kimseye selam vermez menfaati yoksa. Ve kimse kimseye karşılıksız bir şey ikram etmez. Şimdi bu çok güzel bir şey. Dedim ki bir gün, ya bunu nereden öğrendiniz siz? Bu ne karşılıksız? Çay ikram ediyorsun, yemek ikram ediyorsunuz, hal hatır soruyorsunuz. Niye yapıyorsunuz bunu diye sorduğumda birisi dedi ki, işte bizim Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, işte men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir, işte fel yukrim zayfehu fel yukrim carahu diyor. Misafirine ikram et. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin diyor. Ya. Siz bizim misafirimizsiniz. Biz sizin kimliğinize bakmıyoruz. Yani insan olarak bakıyoruz. Ve bu beni diyor çok etkiledi diyor. Bu karşılıksız böyle insan yerine konulmak var ya. Yani benim batıda, Müslüman olmasına sebep oluyor. Benim Müslüman olmama bu sebep oldu diyor. Şimdi gerçekten davranış daha etkilidir insanlar üzerinde. Konuşmaktan daha ziyade ona işte hal Müslümanlığı diyoruz yani biz. Davranış olarak göstermek daha etkili. Bugün işte bunu yapsak, yani tamam tebliğ etme, konuşma güzel şeyler ama davranışlarımızla örnek oluşturabilsek, yani bulunduğumuz ülkede, şehirde, köyde, kentte veya başka yabancı ülkelere gittiğimizde, yani Müslümanlığımızı orada o şekilde örnekliğimizi gösterebilsek, inanın insanların gönüllerini fethedeceğiz. Temsil hocam ya. Bu temsil çok önemli. Lisanul hal, lisanul kalden en taktır. Evet. Yani model. İslam eğer diyor çağımızın bir İslam alimi, İslam eğer bedenlerde yaşanırsa Allah onu beldelerde yaşatır diyor. Ne kadar manidar. Yani bedenlerimizde biz bunu yaşayabilirsek Allah beldelerimizde yaşatacak. Çok şeyler anlatmaya da gerek yok. Esas olan yaşantımızda gösterebilmektir. Bu evimizde de öyle, sokağımızda da öyle, kesinlikle. Öğretmen olarak da öyle, hangi memur olarak da o şekilde, ne iş yaparsak yapalım hiç önemli değil. Yani onu gösterebiliyorsak bu insanların gönüllerini fethetmeye yol açacaktır, evet. Bir iz bırakacaktır. Yani İslam'ın böyle, zaten fütuhatlar böyle gerçekleşmiştir. Gönüller fethedilerek, öncelikle. Beldeler fethedilmiştir yani. Şimdi buna ihtiyacımız var. Günümüzün sorunu bu işte. Bak Ramazan ayı geldi. Yani rica ediyoruz esnafımızdan, tüccarımızdan. Evet. Ya elin gavuru, öyle deriz Batı ülkelerinde, yılbaşı gelirken ya içki fiyatlarını affedersiniz düşürürler. Bakın eğlenceler, mekanları fiyatlarını düşürür. Menhiyatları ucuza getirirler. Bizde ise Ramazan ayı geldiği zaman herkes fiyatları patlatıyor. Bu ya. Şey bu ne biçim ya? Bir şey bu ya? Bu nasıl bir şey hocam ya? Ya Allah'tan korkmuyor muyuz ya? Nedir bu fiyatları? Her gün fiyat yükseltmek nedir bu ya? Yani neden Ramazan ayı geldi diye ya düşürelim. Herkes bundan istifade etsin. Hocam bir ayına indirsek, kar kazanmazsak ne kaybederiz? Ya ne kaybederiz? Sevap kazanırsın hocam. Bir taraftan da yani sevap fakir fukara ne bileyim istifade etsin bundan. Niye fiyatları artırıyoruz? Şimdi inanın cumartesi pazarlık hocam, yaptığım birisi, yani misal vereyim sana, birisi pazar gün geçen hafta hocam fiyat şu oldu, senin siparişin bu oldu diyor. Ne oldu? Daha da artacak diyor. Bu nasıl bir nasıl şey artıyor hocam? Bu ya? Bu nasıl bir şey oluyor böyle bir şey? Şimdi onun için elin adamı bakın menhiyatı ucuzlatıyor. Bizimkiler. Biz de artırıyoruz ya. Yani yapmayın Allah aşkına ya. Bunu yapmayın. Bu hocam. Müslümanlık böyle olmaz ya. Hep içimizdeki yara hocam bu ya. Biz ya, böyle mi olmalıyız bu millet hocam bu değil ya. Bu millet bu değil. Bak bu milleti biz gördük deprem bölgesinde değil mi? Oraya sel olup aktık. Doğru. Böyle güzelliklerimiz var. Bir de piyasaya bakıyoruz. Bu tip insanlarımız var. Yapmayın yani. Onun için orada da dürüstlüğümüzü gösterelim. Helal kazanç tamam sağlayalım ama çok kazanma hırsımızı bu ay frenlemesi lazım. Aç gözlü olmayalım. Doğru.
Müslüman doğru kanaat ehli olması lazım her çok hayatın doğru her alanında. Bu da bir örneklik değil midir ya? Yani? Hocam çok şimdi doğru. Kıymetli hocam, Allah sizden razı olsun. Cümlenin. Yüreğinize cümlenin sağlık, gönlünüze sağlık, ayağınıza sağlık. Niyette geldiniz hocam buraya. Gerçekten çok doyumsuz bir sohbetle karşı karşıya geldim. Çok faydalandım, müstefid oldum. Rabbim yolunuzu açık eylesin. Amin sizlere, hocam, aile efradınıza ve camianıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Dakika kaldı hocam. Dua istirham ediyorum. Şöyle peki, bir buçuk dakikamız peki kaldı. Evet. Sahurun sonunu dua ile bağlayalım. Akabinde ezan-ı Muhammed'e geçiş yapacağız inşallah. Buyurun evet hocam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ey Rabbimiz, bize dünya ve ahirette iyilikler ve güzellikler ver. Bizi amin cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, amin ülkemize sekinet ver, kalplerimize amin sükunet ver. Ya Rabbi, ömürlerimize, kazançlarımıza bol bol bereketler ihsan eyle amin ya Rabbi. Ey Rabbimiz, yapmış olduğumuz bütün ibadetleri ve taatleri kabul eyle. Amin. Muhakkak ki sen günahları affedicisin, bizi de bağışla ya Rabbi. Amin. Gerçek anlamda Ramazan ayından istifade eden kullarından eyle. Amin. 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 Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة يا للفلاح يا للفلاح
Es-salâtu hayrun minennâm. Allah'u ekber, Allah'u ekber.